Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Yapımı son derece kolay, iki sıra halinde ilerleyen bir oya. Tığ battımı yaptım ben, ikişer zincir çekerek yapıyorum artık biliyorsunuz. Örümcek üstünden yürüyen bir oya. Hemen yapımını anlatmak istiyorum. Oyamızı yaparken arkadaşlar, iki sırada örümceklerle ilerliyor. Alt sırada yaptığımız, kullandığımız örümcekler üsttekinden biraz daha küçük. Alttakileri ben 1 santim kadar tuttum. Üsttekileri de onun yarısı kadar. Hemen göstermek istiyorum. Örümcek yaparken bildiğiniz gibi bir tane zincir çekiyoruz önce. Zincirimizi çektik. Sonra şöyle yaklaşık 1 santim büyüklüğünde örümceğimizi alıyoruz. Üstüne 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sonra örümceğimin iki katını alıyorum. Hemen zincirin önünden sık iğne yaparak bir kirpik oluşturuyorum. Bunun üstüne 6 tane sık iğne yapacağım. Birini yaptım arkadaşlar. 2, 3, 4, tek kat alıyorum. Tek kat olmasın. 4, 5, 6. 6 tane yaptıktan sonra şöyle bir çekip düzeltiyorum. Tığ battı da bir tane atlatıp ikinciye gelip sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 1 santim büyüklüğünde örümceğimi alıyorum. Üstüne 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. Örümceğimin iki katını alıyorum. Sık iğnemi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne. Şöyle çekip bir düzeltiyorum. Tığ batı da bir atlatıyorum. İkinciye tutturuyorum. Şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar devamında. Bir tane daha yapalım. Sonra bitirelim alt sırayı. Örümceğimizi alıyoruz. Üstüne 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İki katını alıyorum örümceğimin. Sık iğne ile buraya 6 tane dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bir çekip düzeltiyorum arkadaşlar. Sonra tığ battıda bir boşluk bıraktım. İkinci tığ battının altından giriyorum ve sık iğne ile tutturuyorum. Burada bir iki zincir çekelim sökülmesin diye. Hemen ikinci sıraya geçmek istiyorum arkadaşlar. Alt kısmı bitirdiğimizde şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi üst kısımdayız. Üst kısımda da arkadaşlar gene bir zincir çekiyoruz örümcek yapacağımız için. Az önceki yaptığımız örümceğimizin yarısı büyüklüğünde, yarısı uzunluğunda yeni bir örümcek yapıyorum. Şöyle net göstereyim. Yarısı büyüklüğünde örümceğimi yapıyorum. Gene üzerine alttakinde 5 zincir çekmiştim ben büyük olduğu için. Bu sefer biraz daha küçük, o yüzden 4 zincir yeterli gelecek diye düşünüyorum. 4 tane zincirimi çekeyim. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen iki katını alıyorum. Aşağıda 6 tane sık iğne yapmıştım. Üst kısmında 4 tane sık iğne bize yeterli olacak. 3, 4. 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Gene aşağıda yaptığım gibi çekip düzeltiyorum. Aşağıdaki yaptığım figürlerden birinin tepesine bunu tutturuyorum. Şöyle çekiyorum tutturduktan sonra. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yarım santimlik örümceğimi yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 zincirimi çektikten sonra geliyorum. 1, 2, örümceğimin iki katına. 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki tepeciğime tutturuyorum. Oyan bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Daha devam etmek istemiyorum ben. Anladık bence. Hemen yaptıklarımızı göstereyim. Şunları birlikte yaptık. Şu kısmı. Bunlar benim sizin için daha önceden yaptıklarımdı. Tabi bunlar ütülenmedi. Elimden yeni çıktı. Ben önceki kısmı ütüledim. Ütülendiğinde çok güzel duran bir oya. Ben çok beğendim. Son derece zarif. Eğer siz de benim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Böylece her gün yayınladığım örneklerimi görürsünüz. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum.